Şermin Hanım. Komiser Bayram Yörük. Çok vaktinizi almayacağım. Buyurun lütfen. Benden ne istiyorsunuz? Size sormak istediğim bazı şeyler var. Ben zaten polislere her şeyi anlattım. Ben buraya sizin davanız için gelmedim Şermin Hanım. Size sormak istediğim başka şeyler var. Hande Kurdoğlu. Hande Kurdoğlu diye birini tanıyor musunuz? Hayır. Emin misiniz? Ben öyle birini tanımıyorum. Oğlunuz Halih. Cinayetten aranıyor. Yerini soruyorsanız nerededir bilmiyorum. Bilseniz söylerdiniz, değil mi? Sizin yerinizde başka bir anne olsaydı söylemez derdim. Ama siz... Siz onu öldürmeye çalıştınız. Onu, kocanızı, kendinizi. Merak ettiğim bir şey var Şermin Hanım. Kızınız yanınızda olsaydı onu da zehirleyecek miydiniz? Niye şaşırmış olarak bakıyorsunuz? Sizin bir de kızınız var, öyle değil mi? Hayır, yok. Yok mu? Emin misiniz? Benim kızım yok. Peki. Öyleyse bu kız kim Şermin Hanım? Merhaba, ben bir şey soracaktım. Buyurun hanımefendi. Bana ait olan bir hattın arama kayıtlarını öğrenmek istiyorum. Tabii, numaranızı söylerseniz ben size yardımcı olayım. 0529 evet. 651 3329. Niye susuyorsunuz? Bu kız kim? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz, öyle mi? Öyleyse ne demeye bu fotoğrafı gazeteci Elif Hanım'a verip bu kızı arıyoruz dediniz? Gazeteciye verdiğiniz o dosyada her şey yazıyor Şermin Hanım. Ve orada bu kızın annesi olarak sizin adınız geçiyor. Ve siz hala bu kızı tanımadığınızı söylüyorsunuz. İnanın ben bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Niye yalan söylüyorsunuz? Ne saklıyorsunuz? He? Ben yalan söylemiyorum. Dediklerinizden de hiçbir şey anlamadım. Benim bu konularda hiçbir bilgim yok. Gidebilir miyim? Bakın, eğer birinden korkuyorsanız korkmayın. Şule Kurdoğlu. Şule Kurdoğlu'nu tanıyor musunuz? Yoksa size bunları o mu yaptırıyor? Hı? Dedim ya, benim bu konularda hiçbir bilgim yok. Bakın, korkmayın. Sadece şunu söyleseniz yeter. Bu kız senin kızın mı? Size söyledim komiser. Benim kızım yok.
Nasıl bir iş çeviriyorsun şuraya? Ben bir telefon edebilir miyim acaba? Ama Şeyda, daha önce bir telefon hakkın var demişlerdi. Bakın, ne olur yani, bu gerçekten çok önemli. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Ne hoş bir sürpriz bu böyle. Ya kusura bakmayın, böyle aramadan geldim ama. Rica ederim canım, ne kusuru. Ama doğrusu merak ettim, Hande iyi değil mi? Ha iyi, merak etmeyin. Aslında ben başka bir şey konuşmak için geldim ama vaktiniz var mı? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii tabii, biraz boşluğum var, konuşabiliriz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Leyla Hanım, benim kafamı kurcalayan bazı şeyler var. Ne gibi şeyler? Size güvenebilirim değil mi? Bunlar aramızda kalacak. Tabii ki. Merak etmeyin. Ne kurcalıyor kafanızı? Hande ile ilgili. Hande ile ilgili mi? Sizi dinliyorum. Hande kendisine ikinci bir kişilik yaratmış olabilir demiştiniz ya. Hı hı. Bununla ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Ya yanıldıysanız, ya yanıldıysak. Nasıl yani? Yani evimize gelen Hande aslında gerçek Hande değilse, ya yabancı biri ise? Bunda nereden çıkardınız Ceren Hanım? Bakın, ben Hande'yi bazı şeyler yaparken gördüm. Ne gibi şeyler? Gizlice telefonla konuşuyordu. Ama Hande hiç kimseyi hatırlamadığını söylüyor. Yani bizden başka hiçbir tanıdığı yok. O zaman kimle konuşuyordu? Telefonda biriyle konuştuğuna emin misiniz? Evet, eminim. Telefondaki kişinin tanımadığınız biri olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü ben bir keresinde Hande'nin telefonunu mecburen açmak zorunda kaldım. Ve? Ve arayan kişi ona Hande demedi. Başka bir isim söyledi. Ona Zehra dedi. Kiminle konuşuyorsun sen? Kim bu? Kime ait bu numara? Birisi var. Her şeyi bilen birisi var. Zehra'nın bunlardan haberinin olması lazım.
açtığınız telefonun yanlış bir arama olabileceğini hiç düşündünüz mü Ceren Hanım? Yani belki arayan kişi gerçekten Zehra diye birini arıyordu ve yanlış bir numara çevirdi, Hande'yi aradı. Olamaz mı? Olamaz çünkü... Çünkü? Çünkü ben Hande'nin telefonuna baktım ve o kişi daha önce de aramış. Yani Hande'nin telefonunu karıştırdınız. Yani yok, tam olarak öyle demeyelim de. Yok, lütfen yanlış anlamayın. Ben sizi yargılamıyorum. Ama sadece bunu yapmak için ondan daha önce şüphelenmiş olmanız gerekiyor. Sizi şüphelendiren şey neydi peki? Mesela onu arayan her kimse, onları konuşurken duydunuz mu, gördünüz mü? Hayır da. Yani arayan kişi Hande'yi birkaç kez aramış olabilir. Hande de onu geri aramış olabilir. Aslında olay sadece yanlış bir aramadır. Öyleyse burada asıl konuşmamız gereken şey Ceren Hanım, Hande değil. Asıl konuşmamız gereken şey sizin durumunuz. Benim durumum derken? Efendim İlyas. Amirim, istediğiniz gibi Frankfurt'taki Türk elçiliğine Zehra Şimşek'i sordurduk. Frankfurt'ta bu isimde bir kimlik kaydı yok. Şermin Şimşek'i de sordurduk. Kadının kız çocuğu yok. Sadece bir oğlu var. O da malum bizim kaçak. Salih denilir. Amirim, sakıncası yoksa biz bunları neden araştırıyoruz? Belki bir şey bulurum diye umuştum İlyas. Belli ki yanılmışım. Ama önemli değil artık. Sen de boş ver. Amirim, bu arada benden araştırmamı istediğiniz şahıs vardı ya Hayal. Bulun yoksa? Buldum amirim, buldum. Çalıştığı yeri öğrendim. Adresi size mesaj atıyorum şimdi. Sağ ol İlyas. Anne, hadi uyan artık. Anne, hadi uyan artık. Hadi uyan. Bir tanem, gel bakayım sen benim yanıma şöyle. Yani şöyle koynuma gir. Bugün hiç çıkmayalım yataktan. Keyif yapalım seninle. Evde mi kalacaksın bugün? İşe gitmeyecek misin yoksa? Gideceğim bir tanem. Ne olur gitme sen anne. Gitmek zorundayım ama. Ama ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum. Mecburum ama. Ben işe gidene kadar çok vaktimiz var ama biliyor musun? Gel bak senle şöyle güzelce bir karnımızı doyuralım. Sonra sen ne istersen onu yaparız. Anlaştık mı? Tamam. Çak bakayım. Aferin sana. Hadi. Hadi. Canını sıkan bir şey mi var senin? Yok. Ben nereden çıkardım? Bilmem. Son zamanlarda Turgun gibisin. Bana karşı da eskisi gibi ilgili değilsin. Olur mu öyle şey canım? Sadece kafam biraz ihaleyle meşgul biliyorsun. İhaleyle Serkan ilgilenecek diyordun. Üstesinden gelemeyeceğini düşünüyorsun yoksa. Hani ona çok güveniyordun? Şirketi gözün kapalı bir tek ona teslim ederdin. Güveniyorum güvenmesine de haliyle onun da aklı kardeşinde. Önceliği iş değil. Tabii kolay bir şey değil yaşadıkları. Şu an ailesinin yanında olması lazım. Ben de Şule Hanım'la ilgilenemedim pek. Ayıp oldu. Davetten sonra arayıp soramadım. Böyle zamanlarda destek olmak gerekir.
Eğer ki o Beril denen kadını bir daha burnumu dibine kadar sokmaya cüret edersen, eğer ki o kadınla evlenme hayallerim varsa, ne olurmuş o zaman? O zaman ben de bu anlaşmayı bozar konuşurum. Önünü arkasını bile düşünmem. Ne kadar düşüncelisin hayatım. Ama emin ol, Şule buna hiç alınmamıştır. Neden Hande'ye güvenmiyorsunuz? Geçerli bir sebebiniz var mı? Yok da. Birdenbire evdeki herkesin ilgisi, dikkati Hande'ye yönelmiş olduğu için olabilir mi? Özellikle de eşinizin. Hande'yi mi kıskanıyorum yani? Yok, ben öyle bir şey söylemedim. Ama sonuçta mesafeli yaklaşmanıza sebep olmuş olabilir. Sonuçta onu daha önceden bir tek tanımayan siz varsınız o evde. Kendinizi dışlanmış hissediyor olamaz mısınız? Bilmem. Belki de. Durun tahmin edeyim. Eşinizi çok seviyorsunuz değil mi? Çok. İlk günkü kadar. Peki ya o? Onun sizi sevdiğini düşünüyor musunuz? Bilmem. Bazen diyorum ki belki benimle sadece... Ceren Hanım, lütfen devam edin. Evet, sadece sizinle... Ben vaktinizi aldım. Ceren Hanım. Ceren Hanım, iyisiniz değil mi? Gayet iyiyim. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Ceren buradaydı. Ceren mi? Niye gelmiş? Hande için. Hande için? Ondan şüpheleniyormuş. Neden şüphelendiğini söyledi mi peki? Bilmiyorum. Başta niye şüphelendiğini anlamadım ama... kızın telefonunu kurcalamış. Biri arayınca da açmış. Arayan her kimse de işte telefon açılınca Zehra demiş. Şule Hanım. Oğlum odasında mı? Evet, haber vereyim kendisine. Anne. Bir şey mi oldu? Yok, ben seni görmeye geldim. Beni görmeye geldin. Evet. Genco. Sen Hayal'i tanıyor muydun? Hayal mi? Sen Hayal'i hatırlıyor musun? Yok, Sıtkı abla bahsetti sabah. Villada yaşıyorlarmış eskiden ailesiyle. Ha, evet. Ailesi yanınızda çalışıyordu. Çok iyi arkadaşsınız. Hatta en iyi arkadaşın da diyebilirim. Peki niye gelmedi benden önce? Neden hiç konuşmadık? Yani döndüğünden haberi bile yoktur inan. Çok kötü şeyler yaşamıştı. Söyledi Sıdık abla.
Kaza geçirmişler. Annesiyle babasını kaybetmiş. Ne zaman oldu bu kaza? Biliyor musun? Sen kayboldun gün. O gün hayal de babasıyla annesini kaybetti. Hepimiz için gerçekten korkunç bir gündü. Demek aynı gün. Sonra da uzun süre hayali görmedim ben. En son evlendiğini duydum. Ama yakın zamanda kocasını da kaybetti. Şimdi ne yapıyordur, nerededir hiç bilmiyorum. Ben şimdi bu kızı getirmekle hata mı yaptım acaba? Nereden çıktı şimdi bu? Anne? Anne, ne oluyor? Yok, bir şey olmuyor. Yani henüz bir şey olmadı ama. Ama? Anne söylesene ne oluyor? Hı? Anne? Bak akşamdan beri bir şey var sende. Böyle söylemediğin, gizlediğin bir şey var. Hani biz birbirimizden bir şey saklamayacaktık? Tabii, yani saklamayız. Hı hı. Öyleyse? Nedir bu? Hani sen şey demiştin ya, hani bu tanımadığımız, ne olduğu belirsiz kızı evimize getiriyorsun. Yarın bir gün başımıza iş açarsa ne yapacağız demiştin ya. Evet, demiştim. Ya sen haklıysan, ya ben ikimizin de başını belaya soktuysam. Geldiği zaman böyle bir endişen yoktu. Şimdi neden korkuyorsun anlamadım. Yani ben yok yani. Bir şey oldu değil mi? Hayır, yok. Ne oldu anne? Anne. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani olsa anlatmaz mıyım ben sana hiç? Ben sadece birkaç gündür böyle bunları düşünüyorum işte. Neyi? Bunu yani. Şimdi kız hani hiçbir şey hatırlamıyor ya. Ya hafızası yerine gelir de gerçek ailesini, gerçek kimliğini hatırlarsa. Biz o zaman ne yapacağız? Yani sadece ihtimaller üzerinden mi bu kadar korktun sen? Ya sen beni tanıyorsun işte. Ben böyle sonunu düşünmeden bir şey yaparım. Sonra da aklım başıma gelir. Anne. Gerçi ben şimdi bu kıza gitgide bağlanmaya başladım. Ve alıştım. Ve kaybetmekten korkuyorum. Yani gerçekten sadece bu. Başka ne olabilir ki? Ben olsa sana söylerim zaten. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Şuraya. Ofise gelmişsin. Yaramaz bir şey yok inşallah. Ne olabilir canım? Yani oğlumla sohbet etmeye geldim. Olamaz mı? Olur. Buyurun, buyurun. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Mine okulda biraz rahatsızlanmış da eve erken geldi. Sizi aramışlar ama açmamışsınız. Nesi varmış? Bilmiyorum, yediği bir şey dokunmuş herhalde. Ama şimdi daha iyi. Ben de nane limon kaynattım, onu götürüyordum. Ver onu, ben götüreyim. Hastayım baba. Neyin var? Karnım ağrıyor. Çok ağrıyor baba. Dikkat etseydin ağrımazdı. Kim bilir ne yedin. Yemedim baba. Yemin ederim. Ama çok ağrıyor. Anne, anneciğim. Karnıma
mısın? İşim var Mine. Şimdi seninle uğraşamam. Git Gülün ablan ilaç versin. Hala ben hasta oldum. Öyle mi? Ay kıyamam ben sana bir tane. Gel yat şöyle dinlen. Gülen, bunu sen götürmüşsün. Ben biraz dinleneceğim, yoruldum. Evet, okulumuza geldik. Nasıl, bir şey hatırlattın mı sen? Tamam, o zaman ben biraz hatırlamana yardım edeyim. Bak mesela, ben her sabah gelip seni bu ağacın başında beklerdim. Senden bir sınıf üsteydim. Ne bileyim, okulda seni daha fazla görebilmek için böyle fırsat kollardım ben de. Ama sen de hep geç kalırdın ya. Hani hep derse ucu ucuna yetişirdin. Ne yapayım, ben de peşinden koşturup dururdum. Düşünsene. Burada böyle bir zamanlar formalarıyla dolaşanlar bizlerdik. Vay be. Ne kadar uzak geliyor insana. Biz yaşlanıyor muyuz acaba? Vay. Bizim yerimizi kapmışlar. Bak bak, orası bizim yerimizdi. Her teneffüs buraya gelir konuşurduk biz. Kalabalıktan uzakta. Tıpkı onlar gibi. Aa, benim aklıma bir şey geldi. Seni bir yere götüreceğim. Gel. Hadi. Gel hadi, koş. Sınıflara gitmeyecek miydik? Tamam, sınıflara da bakarız. Ama burada bir şeyler hatırlama şansın daha yüksek. Niye? Koku hafızası diye bir şey duydun mu sen hiç? Yani ne bileyim, sevdiğin bir yerin kokusu mesela. Annenin. Ya da sevdiğin bir yemeğin kokusu. Yani bunlar insanların hafızalarında öyle bir yer edinirmiş ki unutmak imkansızmış. Hatta sen unuttuğunu sansan bile. Ben senin hafızanı burada canlandırabilecek bir şey bulduğunu düşündüm. O yüzden buraya getirdim. Sen otur. Otur lütfen. Bekle beni. Geliyorum, tamam mı? Ben de artık gideyim. Sizin işiniz gücünüz var. Ay yo, yo. Ben buraya iş konuşmaya gelmemiştim zaten. Senin de olman iyi bile oldu. Eğer bir işiniz falan yoksa bu akşam yemeğe geleyim size diyorum, Genco'yu da alıp. Ha? Uzun zamandır oturup konuşamadık. Hem Hande kızımla da ilgilenmiş olurum biraz. Şöyle ailece güzel bir akşam yemeği yeriz, ha? Ne dersiniz? Olur. Yani tabii ki bekleriz. Burada müsaadenizle. Efendim. Evet. Bu yazılı olmayan anlaşmamıza dahil değil mi şöyle? Evet. Fıstıklı çikolatalı tostumuz ve gazozumuz.
Hiç bana bakma öyle. Bu senin icadında. Kantinden paketli çikolatayı alıp tostun içine koyardın. Senden sonra da bayağı popüler oldu burada. Hatta ismini Hande Spesyal koydular. Bir bak, korkma, bir bak tadına hadi. Gerçekten çok lezzetli. Ha, öncesinde bir koklar mısın? Belki bir şeyler hatırlatır. Tamam, belki tadı bir şeyler çağrıştırır. Ne yapalım? En azından denedik. Tadı nasıl? O zamanlar sevdiğin kadar varmış değil mi? Ne oldu? Ne olacak? Yine kurabiye canavarına döndün sen. Dur sileyim. Ne yapıyorduk? Tamam, tostumuzu yedikten sonra gazozlarımızdan içiyoruz. Hande kuralları böyle söylüyor, lütfen. Evet. Biz aynı sınıfta değil miydik? Değildik. Peki ortak arkadaşımız yok mu hiç? Yani çoğunu tanıyordum aslında. 93. 93. 93. Bir şey hatırlatıyor mu? Yani nereden çıktı? Bilmem. Okul eşyalarımı karıştırırken 93 yazıyordu okul numarası. Yani bir şeyi hatırlatmadı bana aslında. Ama dur bakayım, okul numarası mı demiştin? Bilmiyorum, olabilir. Tamam. O zaman kalk bir, hadi gidip bakalım. Nereye? Yıllıkları. Hadi gel. Gel. Yıllıklar bu tarafta olacaktı. Evet, sizin yıllık. Ne demiştin? 93 mü demiştin? Hı hı. 93. Gökhan Zeren. Gökhan Zeren. Bir şey çağrıştırdı mı? Adresi falan yazıyor mudur bir yerde? Hatırladın mı? Yok. Sen öyle sorunca söyledim yani. Hatırlamadım Gökhan Zeren. Hayır, senin okul eşyalarının arasında neden vardı böyle bir şey acaba? Desene, boşuna heveslendik. Bak burada kim var? Sen. Sen mezun olamamıştın ama seni de koydular yıllığa. Ve sana herkes bir şey yazmıştı. Sen de yazmışsın. Bir gün dönüp okumanı bekliyordum. Okusana. Tamam. Ama dalga geçmek falan yok. Kaç sene önce yazdım sonuçta. Eğer
Eğer sorarlarsa ne zaman anladın büyüdüğünü diye, cevabım basit. Sen gittiğin gün büyüdüm ben. Çünkü çocukluğumu da alıp gittin. Güzel olan ne varsa hepsini alıp gittin. Ama biliyorum, bir gün döneceksin. Ve ben ancak o zaman yeniden mutlu olabileceğim. Gerçekten bu kadar üzüldün mü ben gittiğimde? Ama haklı çıktın. Döndün Hande. Ve ben yine çok mutluyum. Aa, bu şarkıyı çok severim ben. Hadi gel bir bakalım. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Çok güzel. Nedir bu çektiğim senin elinden? Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. Ne? Dans etmeyi. Ben olmaz. Niye? Bilmiyorum utanır. Anne ve dans etmek ama tamam. Biliyorsun dans etmeyi anne. Senin elinden yalvarırım sana. Gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle? Gözlerini kapat. Yoksa açık söyle. Hani gözlerini kapat. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Sanki öyle dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Ya her şey ortaya çıkarsa, ya Zehra'nın başı belaya girerse ne yaparım ben? Benim ne yapıp edip bir çözüm bulmam lazım. Bir çözüm bulmam lazım. Telefon daha edebilir miyim? Bak çok önemli. Bana bak, sen artık burayı iyice postane belledin. Yok öyle, kafana göre her dakika arayamazsın. Geç yerine. Yok yok, bak bu kadar önemli olmasa ben de senden istemezdim zaten. Hayat memat meselesi bu. Ne olur yalvarıyorum sana. Gardiyan! Gardiyan! Ne oluyor abla? Ne bu halin? Ya benim birine bir haber vermem lazım. O kadar önemli ki ama telefon etmeme müsaade etmiyorlar. Gel gel. Gel otur şöyle. Güzel kalk su getir. Sakin ol. Ne haberi vereceksin bu kadar acil? Hmm.
Neredeyim lan ben? Ne yaptın lan Zehra'ya? He? Bir şey yapmadın değil mi lan ona? He? Bir şey yapmadığını söylüyor lan. Konuşsana lan! Ne çeviriyorsunuz ha? Ne çeviriyoruz? Gel beni çöz de ne çevirdiğimizi göstereyim sana gel. Gel lan beni çöz de ne çevirdiğimizi göstereyim sana. Ne yaptın lan Zehra'ya? Bir şey yapmadın değil mi lan? Daha değil. Bir şey yapmadım daha. Zehra'nın o evde ne işi var? Söyle bakalım. Sana ne lan? He? Kim bu Zehra'nın yanındaki herif? Sana ne oğlum? Ne ilgisi var sizinle? Konuş. Sana ne lan? O evde neler dönüyor? Hepsini anlatacaksın. Oğlum, Zehra sizden kurtulduğu için mutlu. Anladın mı? Sizden kurtulduğu için mutlu. Bırakın lan artık peşini. Bırakacağım. Merak etme. Bu gece sessizce bırakacağım. İkinizi beraber geberteceğim. İkimizi beraber geberteceğim. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun oğlum? Gel beni gebert. Gel lan. Gülme öyle. Ne diyorsun oğlum sen? Gel lan. Beni gebert gel. Gel lan. Gel lan beni gebert hadi. Ne gelmesin lan? Gel lan hadi gebert lan. Sessiz ol. Gel lan hadi. Doğru konuş lan benimle. Gel lan beni gebert. Doğru konuş lan. Gebert lan. Konuşma lan. Ne diyorsun lan? Bir an aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Senin de okul dönüşü muhabbetlerimiz. Tabii o zamanlar arabayı ben kullanmıyordum. Kazım abi kullanırdı arabayı. Ya da şirketten araç gönderirlerdi. O gün okulda ne olmuş? Kim kime ne yapmış? Öğretmen kime kızmış? Kim kime aşık olmuş? Her şeyi teker teker anlatırdın bana. Ders? Ders çalışmıyor muydun peki? Yani çalışkan bir öğrenci değil miydin? Aa, çok çalışkandın sen. Yani sınavda niye 100 almadım, 90 aldım diye üzülen tiplerdendin. Tam sopalıktın yani. Babam arıyor. Efendim baba? Öyle mi? Biz de Hande ile beraber şimdi. Tamam. Tamam. Tamam babacığım. Görüşürüz. Akşam yemeği sizdeyiz. Üzerine. Ha ne dersin? Lütfen şunu ince ince doğra. Lütfen. Kaç kere söyleyeceğim? Yine tuz unutulmuş. Ya ben size güvenemeyecek miyim? Ha? Tuzu ver. Özür dilerim Şule Hanım. Olur böyle mutfak kazaları tamam. Sıdıka sen kilerden tuzu getir. Sen de burayı toparla hadi. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ne yapayım? Salatanın sosu hazırlanacaktı.
Hayatım. Merak etme, birazdan hazır oluyorum. Nadir Beyler de ne zamandır gelmiyorlardı. İyi oldu değil mi bu yemek? Bu arada annem şu anda mutfakta fırtına istiriyor. Teşekkür ederim hayatım, çok naziksin. Bugün ne yaptın? Aa, sen böyle sorular sormazdın. Neden? Ben karımın ne yaptığını merak edemez miyim yani? Hı? Alışverişe gittim. Sonra yemeği öğrenince kuaföre gittim. Hı. Alışverişe gittim. Kuaföre gittim. O kadar. Çok güzel. Hande ile aranız nasıl? Anlaşabildiniz mi? İyi. İyi. Neden anlaşamayalım ki? Tabii canım. Demek niye anlaşamayasınız ki zaten? Sonuçta o benim kardeşim. Eğer onunla anlaşamazsanız... bundan seni sorumlu tutarım. Anlaştık mı? Anne. Efendim? Hayal. Ne? Hayale ne oldu? Sen nereden biliyorsun? Sıdık abla anlattı sabah. Burada bir aile çalışıyormuş. Kaza geçirmişler. Trafik kazası. Hepsi ölmüş. Hayal kurtulmuş. O nerede? Görüşüyor musunuz Hayal'le? Hayal. Nerede? Ah, misafirler geldi. Hadi gidip karşılayalım Nadir Beyleri. Hadi canım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne haber Gonca? Sağ ol. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şüleycim, nasılsın? İyi. İnşallah davetsiz misafir kabul ediyorsunuzdur. Lafım olur canım, tabii. Şule çok misafirperver bir insandır. Hem sen yabancı mısın canım? Yemek hazır bu arada, yani ne yapalım? Burada sohbet edip dağılacak mıyız? Geçelim hadi. Thank you.
Otur Beril'ciğim. Çok naziksin Nadir'ciğim. Gerçekten bu kadar kısa sürede böyle bir sofrayı sadece Şule teyze hazırlayabilirdi. Afiyet olsun. Beril'cim, peşinen söyleyeyim. Hayatında böyle lezzetli şeyler yememişsindir. Konu lezzet olunca Şule'nin üstüne kimseyi tanımam. Değme şeflerde bile onun elindeki lezzet yoktur. Yol boyunca yemeklerinizi anlata anlata bitiremedi Nadir. Hayır. Nadir Bey biraz abartıyor. Hayır, işte bu kadar da mütevazıdır. Bu yüzden onun ne kadar iyi bir ev kadını olduğunu doğru düzgün kimse bilmez. Aslına bakarsanız her şeyiyle çok mükemmel bir insandır. Düşünsenize, koskoca bu evi tek başına idare ediyor. Sıfırdan alıp bugünlere kadar getirdiği dernekle yaptıkları da ortada. Bence çok da iyi bir anne biliyor musun? Serkan gibi tuttuğunu koparan bir oğul yetiştirdi. Sağ ol. Dünya güzeli torunu da burada. Pek tatlı maşallah. Yıllardır bıkıp usanmadan peşinden koştuğu kızına da kavuştu. Nasılsın anne? Çok iyi görünüyorsun. Evet, evet iyisin. Bir yandan ailenin desteği, bir yandan psikolojik destek sana çok iyi gelmiş belli. Aa, evet ben sormayı unuttum. Alp Bey'den memnun musunuz? Alp mi? Genco ben sana söylemedim. Biz Hande'yi Alp Bey'e götürmedik. Neden? Bir kadın psikoloğun onun için daha iyi olacağını düşündük. Ben Genco'nun ayarladığını sanıyordum Leyla Hanım'ı. Yani dünya çapında uzmanlığı olduğu için ben önermiştim. Ama siz rahat etmeyeceğini düşündüyseniz. Öyle düşündük evet. Kim olduğun ne önemi var evladım? Önemli olan psikolojik destek almış olması yani. Tabii canım. Sen nasıl hissediyorsun Hande? Yani iyi hissettiği ortada. Bugün ya en azından bir şeyler hatırlamaya çalışıyor. Öyle mi? Bugün belki bir şeyler hatırlar diye okula gittik beraber. Okula. Nereden çıktı şimdi okul mu okul? Hande istedi. Ona iyi gelebileceğini söyledi. Yani ben de daha önce uzun zaman geçirdiği bir yere gitmek, orada zaman geçirmek hafızasını canlandırır diye düşündüm. Ne oldu peki sonra hatırladı mı? Hatırlamadı. Yani ufak bir hatırlar gibi oldu ama. Neydi Hande? Numaradan bahsetmiştim. Ben temizlerim şöyle, siz rahatsız olmayın. Yok, ben hallederim. Affedersiniz. Ne numarası? Hiç. Önemli bir şey değil zaten ya. Yani bir şey hatırlamadım. Siniri sırf bize değilmiş. Bir görsen hiç kendi gibi değil. Sabah bir tuhaftı zaten. Ha bir şey canı sıkkın ama ben anlamadım. Yok yok. Onunki can sıkıntısı değil. Yani böyle bir diken üstünde gibi. Niye bu kadar gergin acaba? Ay niyeyse niye. Biz işimizi yapalım da. Bize patlamasın yeter.
Yoksa Nadir Bey geldiği için mi böyle gerildi? Ay saçmalama Gülün. Nadir Bey ilk defa mı geliyor bu eve? Ya Nadir Bey bu eve ilk defa gelmiyor tabii ki ama ilk defa bir kadınla geliyor. Yani onu kıskandığı için mi böyle davranıyor acaba? Ay yok artık Gülün. Adam Şule Hanım'ın rahmetli kocasının arkadaşı. O gözle bakar mı hiç Nadir Bey'e? O işleri hiç belli olmaz Sıdık abla. Ben ona da kadına da nasıl baktığını gördüm. Bal gibi de kıskanıyor işte. Gülün. Bir şey söyleyeyim mi? Beril Hanım o kadar güzel, o kadar alımlı bir kadın ki Şule Hanım onu kıskanmakta çok haklı. Oturmuyor şu mekanda. Yani bir tek benim bu halim mi sana dert oldu? Aman tamam kızım bir şey demedik. Halin hatırını da sormayalım bundan böyle. Ay ödemek istemedim abla be. Aklım oğlumda ya ona takılıyor benim kafam. Ay yine uyumamış bütün gece beni beklemiş ya. Ve çalışmasam olmuyor. Çalışsam olmuyor. Vallahi ay ben de bilmiyorum artık ne yapacağımı. Ah kızım ah. Ne diyeyim? Kaderimiz böyleymiş. Müşteri seni istiyor. Hangi masa? Masa altı. Kolay gelsin kızım. Konuşmaya gel. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ne olursun yapma bana böyle. Konuşmayacağım seninle. Bir sorun var beyefendi. Yok. Sorun yok. Kızım saçmalama başına bela mı alacaksın? Abla gitmem lazım benim. Hayal. Hayal. Bir sonraki durağımız neresi? Nasıl yani? Hatırlama egzersizlerini diyorum. Yani ne yapmak istersin, nereye gitmek istersin? Bilmem. Şuracığım. Nasıl? Yakından tanıyınca Beril'i sen de sevdin mi? Hı. Benim sevdiğim kadar varmış değil mi?
at kızım. Tamam. Suriye Hanım çok teşekkürler. Harika bir yemekti. Her şey ama her şey yerli yerindeydi. Ne güzel söyledin. Evet. Her şey yerli yerindeydi Şule'cim. Bu arada arayı çok açmadan ağırlamak isterim sizi. Tabii memnun oluruz. Aa, çok iyi fikir. Zaten bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Sürekli Şule Hanım'a zahmet verecek değiliz herhalde değil mi? Kesinlikle. Olur mu canım öyle şey? Her zaman bekleriz. Biz artık kalksak mı? Nasıl isterseniz. Hadi bakalım. Genco. Dediğim gibi eğer çıkmak istersen, yere gitmek istersen beni ara olur mu? Hande, bir şeyler hatırlaman için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırım ben. Kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Beril Hanım'a bayıldım. Allah, ne kadar tatlı kadın. Yani onun yerinde başka birisi olsa kasım kasım kasılır ama bu çok doğal. Ben yatayım artık, iyi geceler. İyi geceler. Hayal. Hayal dur. Dokunma bana. Biraz sakin ol. Sadece seninle biraz konuşmak istiyorum. Hepsi bu. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok dedim sana. Hayal yapma böyle. Ne? Ne var ya? Ne istiyorsun? Niye geldin sen buraya? Sizi merak ediyorum. Seni, torunumu. Sen bizi merak etme, tamam mı? Bizi merak etme sen. Oğlumdan da uzak dur. O benim torunum. Sen de sadece gelinim değil, kızım sayılırsın. Bak, beni dinle Hayal. Sen beni dinle. Sen beni dinle. Ben çok yoruldum. Ben çok yoruldum kaçmaktan. Üç kuruş için ciğeri beş para etmez insanlarla muhatap olmaktan çok yoruldum. Bıktım artık sürekli kendime yeni bir hayat kurmaya çalışmaktan. Bir bak. Bir baksana bana. Ben çok mu mutluyum sanıyorsun? He? Ben çok mu mutluyum böyle yaşamaktan?
Mecburum ama. Yesin. İzin ver, sana yardım edeyim hayal. Yardım falan istemiyorum senden, tamam mı? Hiçbir şey istemiyorum senden gelecek. Ben artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Bırak artık beni peşime. Hande. Hande dönmüş. Onu haber verecektim. Bilmen lazım diye düşündüm. Hande. Ne oldu hayal? Emin misin? Gireyim mi kayda? Evet, çalıştır kamerayı. Kamerayı aldığımız günü hatırlıyor musun? 13. yaş günüydü. Nasıl sevinmişti. Her şeyi çekeceğim demişti. Böylece hiçbir şeyi unutmayacağız. Yaşadığımız her şeyi hatırlayacağız. Sonra da olacakları hiç hatırlamak istemeyeceğini bilebilir miydik? Yüzündeki keder nasıl da ona hiç yakışmıyor. Nasıl mutlu bir çocuktu. Bebekken bile neredeyse hiç ağlamazdı. Mutluyuz değil mi? Bütün bu olanlardan önce mutluydu o. Onu bu haliyle hatırlamak istemiyorum. Ben kızım hep bile gülerken hatırlamak istiyorum. Bakışı gözümün önünden hiç gitmiyor. O geldiğinde unuturum sandım. Her şey biter. Bir daha bu olanlardan hiç canım yanmaz sandım. Ama yanıyor Serkan. Hiç azalmadı. Ya bu ızdırabı dindirmenin bir yolu yok mu? Ha? Bir yolu yok mu? Ben annemin geri dönmesini o kadar çok istedim ki. Onun özlemi gerçekleri görmemi engelledi. Hande artık dönemezdi. Kızım benden o geceden çok önce gitmişti. Sen bunu izliyorken ben çoktan gitmiş olacağım Genco. Sakın beni arama. Peşimden gelmeye de kalkma. Senden, tanıdığım herkesten çok uzaklara gitmiş olacağım. Bu bir veda. Hiç evim diyemediğim bu yere değil. Kendimi hiç ait hissetmediğim aleme de değil. Sana veda.
Ne yoldu ne sondu beni bir yere götüren. Sebepti sonuçtu beni darbeder eden. Belki yoktun var sandığımda bile. Hep yalnızdım kendimi kandırmışım meğerse. Zarardı ziyandı hep ellerimde kalan. Yalandı dolandı hiç sıkılmadan oynanan. Belki uzaktın yakın sandığımda bile. Hiç dokunmamıştın benim sandığım kalbine. Dünya güzel bir yer değil, içim acı, içim kederli. Bak yine benim solup giden güzel kokan çiçeklerim var. Sevda güzel bir şey değil, içi yüzüm iki gözümde. Yalanlar inanıp da sevdiğim diye sarıldığım bedenler var. Ya da yok. Ne sondu beni bir yere götüren. Sebepti sonuçtu beni darbeder eden. Belki yoktun var sandığımda bile. Hiç dokunamamıştım benim sandığım kalbine. Dünya güzel bir yer değil, içim acı, içim kederli. Bak yine benim solup giden güzel kokan çiçeklerim var. Sevda güzel bir şey değil, içi hüzün iki gözümde. Yalanlar inanıp da sevdiğim diye sarıldığım bedenler var. Ya da yok. Ya da yok.
Gelemeyeceğimi sandın değil mi? Şişt. Bak geldim. Bana bak. Sakın ama sakın ha bağırayım falan deme. Anladın mı? Yanın odada küçük bir kız var. Masum masum uyuyor. Onu da kaldırıp ölümüne neden olmak istemezsin. Değil mi? Tamam. Akıllı kardeşim. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni buradan? Biliyor musun? Buraya gelmesini hiç istemezdim. Hiç. Ama olanlar oldu. Babam öldü. Annem hapiste. Ben aranıyorum. Sense rahatça burada yaşayacaksın. Öyle mi? Hadi oğlum Kadir. Zehra içinden. Hadi oğlum. Hadi oğlum Kadir. Şimdi sessizce yavaş kalk. Hadi sessizce kalk. Gidiyoruz. Nereye? Aşkına. Kadir, onu da mı aldın? Bu işi siz başlattınız. O yüzden sizden bitecek. Yapma. Bana bak. Etraftaki herkesi kaldırıp gebertmemi istemiyorsan çeneni kapa. Yanacağım kadar yandım. Yürü!
Abicim kolay gelsin. Kardeş bu halin iyi misin sen? İyiyim abi, bir şey yok. Sana zahmet bir telefon açabilir miyim ya? Gel kardeşim, geç içeri. Eyvallah. Alo, Zehra. Zehra, Zehra bak beni dinle. Abin izini bulmuş, seni almaya geliyor. Zehra duyuyor musun beni? Bak abin izini bulmuş diyorum, seni almaya geliyor. Zehra. Ulan Allah kahretsin be. Kavuşmaya az kalmıştı. Dayanamadın mı? Nereye kaçacaktın ha? Yeter. Yeter ha? Tamam. Madem yoruldun, madem Kadir'e kavuşmaya gücün kalmadı, bu iş burada bitsin. Etrafta kimse yok. Dua et. Tövbe et. Allah'a yalvarmanını. Tam zamanı şimdi. Sen ne yapacaksın? Tövbe edince Allah affedecek mi seni sanıyorsun? Ne diyorsun lan sen? İyi bir şey yaptığını sanıyorsun değil mi? Babanı dinleyeceksin. Beni öldüreceksin. Namusumuzu temizleyeceksin. Sonra da rahat bir şekilde yaşayacaksın. Değil mi? Sen iyisin. Ben kötüyüm. Öyle mi? Sen kötüsün. Sen kötüsün kötü. Sen çok kötüsün. Sen kendi kardeşini öldürmeyi... kendine hak bilecek kadar kötüsün. Ne yapacaktım? Yaptıklarından sonra ben ne yapacaktım? Ne yaptım ben? He? Gerçekten ne yaptım ben ya? Bilmiyorum ben, ne yaptım ben? Söylesene, ne yaptım ben? Suçum ne benim? Kadın olmak mı? Suçum nedir? Dayak yemek mi? Eve hapsedilmek mi? Suçum ne benim? Para karşılığı sevmediğim bir adama satılmak mı benim suçum? Kaçmak mı? Suçum ne benim ya? Ben başkasını sevdim, o muydu benim suçum? Neydi? Söylesene, ne benim suçum? Yaşamak istedim diye mi ölmeyi hak ediyorum şimdi ben? Ne suçum ne? Suçum ne? Söyle. Yeter lan! Yeter! Yetmez. Dinleyeceksin beni, sus. Susacaksın beni, dinleyeceksin, unutma.
benim yaptıklarımı sen yapsan ne olurdu biliyor musun? Ben ne oldu? Hiçbir şey olmazdı. Korkma. Hiçbir şey. Sen erkeksin çünkü aslansın sen. Sana hiçbir şey olmazdı. Hiçbir şey yapmazlardı. Peki bana yaptıklarını sana yapsalardı ne olurdu? Hapsetselerdi seni, dövselerdi. He? Sevmediğin bir kadınla evlendirselerdi seni. Parayla satsalardı ne olurdu? He? Olur muydu? İster miydin? İstemezsin ya. Bence istemezdin. Hiç istemezdin. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen benim abimdin. Sen benim abimdin. Biz birlikte büyüdük. Abi kardeşiz biz. Biz birlikte oyun oynuyorduk. Sen yapmazsın. Kardeşini mi öldüreceksin? Kimse yok burada, evet. Beni öldürmek istemiyorsun değil mi? Öldürme. Sen bana kıyamazsın. Bu iş. Zehra, bu iş fazla uzadı. Ne yapıyorsan yap. Ama artık konuşma. Sus.